sertleşmek için yapıyorlar bunları tabii. Hani kolay olmasın diye. Çünkü artık bu periyotta her şey belli olacak. Simpson yerde mücadelesini sürdürdü. Kelly de yerde. Bu arada düdük geldi. Evet. Hatalı yürüme kararı. İşte Telekom'un yapmış olmaya çalıştığı pozisyon buydu. Oyunu sertleştirmeye çalışıyor biraz. Bunda da başarılı oldu ilk topta. Rakeşi çembere gitti. Şimdi Olesini'yi buldu. Olesini. Top kaybı geldi. Johnson. Steps yaptı Johnson. Top kaybı Beşiktaş'tan bir kez daha. Beşinci top kaybı oldu Ali. Bu Beşiktaş için çok olumlu bir maç başlangıcı olmadı dersek sanırım yanlış, hiç yanlış olmaz. Hatalı yürüme. Bir top kaybı daha. Evet, takım halinde 9 top kaybı oldu. Fırtı ekstra Bursa Spor. Tabii zaten favori olmadığınız, hani seviyenizin yukarısında bir maç oynadığınız. Cemal Higgins birazdan tekrar oyuna girecek. 4 faulle Higgins oyuna girecek az sonra. Chris Wright potaya yüklendi. İsabeti bulamadı. Bu arada bir sportmenlik dışı faul. Leisner'a çalınıyor. HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nde Leisner sportmenlik dışı faul yaptı. Burada sportmenlik dışı çalınıyor. Decker topu aldı. Sam Decker. Son 3 saniye, 2 saniye derken bir top kaybı daha ve sportmenlik dışı faul kararı çıktı. Son 2 hücumda şut atamadan dönmek durumunda kaldı. Çember atamadan. Evet, 2 tane. Hem bir tane fast break yediler. Şimdi de sportmenlik dışı 2 atış artı kenardan Gaziantep'ten olacak.